Ama takdir-i ilahi Züleyha ile Yusuf'un aşkını murad etmiş. Eğer evlat edinme olsaydı çok çirkin bir hadis olacak. Evlat edinme olsaydı annesine aşık olmak gibi gayet çirkin, şeriata muhalif bir hadis olacak. Bir gün kıftir, 2 sene sonra filan Züleyha'ya dedi ki, hani ya biz bunu evlat edinecektik dedi. Bu niyetle almıştık. Çocuğun da bize evlat olmaktan yana hiçbir eksiği yok dedi. Bize evlat olsa. Yani, ne bileyim dedi, istemiyorum ben işte Züleyha. Çünkü Allah istemiyor ki Züleyha istesin. Ne yapsın fıkara. Bu tertip böyle gitti. Bu ana kadar Hazreti Yusuf'un üzerinde 2 türlü meziyet vardı. Rüşte gelene kadar. Bir, rüya yorumu kabiliyeti. 2, hadiseleri yorum. Hadiseleri yorum ayrıdır, rüya yorum ayrıdır. Hadiseleri yorum, dünyasal hadiseleri yorumdur. Rüya yorumu da Cenab-ı Hakk'ın verdiği bir şifreyi çözmektir. Şimdi Hazreti Yusuf rüşte erdiği an o güne kadar kendisine güzel bir çocuk olarak seyreden Züleyha aklı tepesinden fırladı. Bir anda rüşte erdiği an kendisine bir ilahi güzellik geldi ki gerçekten bakmaya tahammül etmek mümkün olmayacak. Hatta İlerideki yıllarda, kıtlık yıllarında buğdayın bittiği memlekete Hazreti Yusuf gelirdi. Maliye Bakanı sıfatıyla, yüzünde bir peçeyle. Zaten sokakta peçeyle giderdi Yusuf. Açlık yerlerinde konferans denmek üzere halkı topladığı zaman bazıda konferans aynı şey. Onlar ayrı ayrı bir şey zannetme. Bu lüks kelimelere alıştırdıkları için herkes o lüks kelimeleri bir şey zannediyor. Konferansa geldiği zaman Hazreti Yusuf perdesini açardı. Peçesini. Peçesini açtığı için günlerce insanlar yemek yemeden yaşardı. Hem Tevrat'ın şeylerinde vardır, yorumlarında, hem de bizim galiba medaliyle var. Demek ki öyle güzeldi ki seyredenler buradaki güzellik unutmayın. Bakınız yalnız erkek güzelliği değil. Çünkü yalnız erkek güzelliği olsaydı kadınlara etki yapardı. Herkese, istisnası herkes yemek yemekten vazgeçiyor. Kıtlığın sıkıntısını unutuyor. Böyle bir ilahi güzellik taşıyordu. Bu şekilde sarayın içerisinde bulunuyordu. Şimdi Hazreti Yusuf orada bu sefer yan yana giden çizgiler ayrıldı, kutuplaştı. Hazreti Yusuf orada Züleyha'da. Züleyha nasıl bir kadındı? Züleyha da süper güzel bir kadındı. 20 yaşındaydı, 19 yaşındaydı. Ve gerçekten etrafındaki kimseler, onların kıptırla ilk yüzün hayatlarını bilmeyen kimseler, onun güzelliğine hayrandı. Yusuf da Züleyha'ya bakarken başka çeşit bakıyordu. Normal bakmıyor. Bu hayat o yukarıda geldi, orada bir dursun şimdi. Şimdi başından beri Hazreti Yusuf'u bir rüya vesilesiyle gönlünden yansıyan mesajları kardeşleri aldığı için o söylemediği halde rüyasını bunun ileride bütün sevgiyi üzerine toplayacak bir kişi olduğunu düşünerek bunu evvela öldürmek istediler. Sonra korktular, kuyuya sarkıttılar. Kuyudan bir kervancı aldı çıkardı Mısır'da sattı. Bu sırada babası çok müteessir oldu. Çünkü babası niye müteessir oldu? Diğer kardeşlerine göre zayıf bir kardeşi öldürmekten yahut esir pazarında satmaktan ibaret fonksiyon. Ama babası müteessir oldu. Babası onun peygamberliğini biliyordu. Rüyasını dinledi. Onun peygamberliğini biliyordu. Yalnız evlat şefkatiyle değil, onun peygamberliğinden dolayı babası çok büyük bir yüzüne düştü. O yüzden düşe dursun. Gelelim Cenab-ı Hakk'ın bize vermek istediği mesajlara. Neydi o mesajlar? Başlangıçtan itibaren alırsak
Hazreti Yusuf'un gömleğine kadar olan kısımlardaki mesajları az çok anlattım. Yine de dönüp dönüp bazıları miyim onları söyleyeceğim. Hazreti Yusuf'un gömleği geldi. Kanlıydı fakat yıkılmamıştı. Bunları Cenab-ı Hak laf olsun diye ayet-i kerimelerini söylediğim gibi isimleri vermiyor. Birçok meseleleri ayet-i kerime geçirmiyor ama Yusuf'un gömleğini yırtılmamış ve kanlı olmuşunu geçiriyor ayet-i kerime. Nedir buradaki muradı? Cenab-ı Hakk'ın. Hazreti Yusuf biliyorsunuz gönlü temsil eder dedik. Bir gönlü harcamak. İnsanoğlu tıpkı bir peygamber gibi kıymetli olan, bir peygamber gibi marifetli olan gönlünü harcar, kuyuya atar. Her insan doğuştan bir Hazreti Yusuf'la geliyor demek. Gönülle geliyor. Ondan sonra da bu gönlünü kendi içindeki 10 tane haydutun emrine uyarak kuyuya atıyor. Herkesin yaptığı, yoksa Kur'an 6 sayfasını ayıracak da 4000 sene evvel Yusuf şöyle demiş, Süreyya böyle demiş. Öyle demiyor ayet-i kerimenin başında. Bu öykülerin en çok ibret alınacağıdır diyor Allah. Öykülerin en çok ibret alınacak öyküsüdür diyor. İşte bu her insanın gönlündeki sırrı açıklıyor. Bu sırrı açıkladığı için de çok önemli oluyor. İçimizdeki o 10 haydutu, yani Yakup'un diğer oğullarını iyi öğrenmek lazım. Bunlardan bir tanesi gurur. Benlik. Ben benim, ben yaparım, ben atarım, ben satarım. Benliğe düştüğünüz an bileceksiniz ki Yusuf'un boynuna ipi taktınız, kuyuya sarkıttınız. Bir daha kimse kurtaramaz. Her zaman söylüyorum, bu boş laf değildir. Tasavvufun en ince hikmetlerinden bir tanesidir. Kendi gönlünüzü, kendi Yusuf'unuzu kuyuya sarkıttığınız zaman unutmayın, her zaman kervancı geçmez. Orada kervancı geçmiş, kurtarmış, pazar yerine götürmüş. Her zaman da Züleyha bulup satın aldı. Onun için kuyuya sarkıttınız ve başınıza geleceği değil. Yusuf gittiyse o iş bitti. Bana sorarsan. Yusuf'unuzu gidermeyin. Hala herkesin kuyudadır. Ölmemiştir inşallah. Camiden ayağını atan kimsenin bir defa dahi ayakta ayağını camiden içeri atanın Yusuf'u ölmemiştir. Ama kuyudadır. Kuyudan çıktığı zaman durum değişir çünkü. Kuyudan çıktığı zaman inşallah önümüzdeki derslerde anlatacağım. Durum değişir. Kuyudan çıktığı nasıl belli olur derseniz, kervancıya nasıl sıkıldı belli olur derseniz Züleyha'ya anlatacağız onları. Şu halde Hazreti Yusuf'un gömleği, kanlı ve yırtılmamış gömleği niçin ayette geçiyor? Öyle geliyor. Gönlünün gömleği hayadır. Gönül gömleği hayadır. Haysiyetli bir hayalı olmak. Bu hayalın temelinde tabi ittikaya da Allah'tan korkmak, Allah'a karşı mesuliyet bulmak bir hayadır ve gönlün gömleğidir. Diğer huylar, deminki saymaya başladığım huylar, başta gurur, ondan sonra ikinci buhur, yaralı parmağı işememek. Kin, hisset, hasislik, cebaret, korkaklık. Nasıl korkaklık? Böyle mevkiden korkmak, paradan korkmak, ölümden korkmak, bundan dolayı hep silip silip yalak, yağcı bir tip olmak. Piyasada hep öyle dolaşıyor. Cebinler dolaşıyor. Ondan sonra seyyaliyet dediğimiz oynaklık. Bugün Allah der, ertesi gün kıvırır, nerede sahtekar var onun peşine gider. Seyyaliyet. Ondan sonra bir tanesi de elbette şehvet. Bir tanesi de
meskenet, meskenet. Tembellik, adam sende demek, tembellik. Bu da nefsin haydut huylarından bir tanesi. Bunlar hep beraber bir araya geldiler ve Hazreti Yusuf'u gönlü kuyuya sarkıttılar. Sarkıttılar da getirdiler şimdi ruha. Gönül öldü diyorlar. Gönül kurt tarafından parçalandı diyorlar. Kurt kimdir? Buradaki kurt bankası şeytandır. Buradaki kurt tarafından, kurttan kasıt şeytandır. Şeytan gönlünü parçalamadı, parçalayamaz. Bunu unutmayın. Şeytan gönlünü parçalayamaz. Şeytan kardeşler arasına fitne sokup o 10 kardeşi toplayıp Yusuf'u kuyu yaptırmıştır ama Yusuf'u parçalayamaz. Hiçbir zaman gönlünü şeytan parçalayamaz. Onun için gönül çok kıymetlidir. Gönül öldükten sonra insanı şeytan parçalar. Gönülden mahrum bir insanı şeytan her zaman parçalar ama gönül varken şeytan parçalayamaz. Onun içindir ki şeytan acele nefsi on kardeşine çabuk gidin ne yapıp yapın Yusuf'u öldürün demiştir. Çünkü şeytanın at oynatacağı en büyük sahne gönülsüz, gönlü yok olmuş bir insandır. Bunun için de herkesin Yusuf'unu nasıl eder de attırırım diye uyuyor. Yusuf'un gömleği haya gömleğidir dedik. Bunu da hiç unutmayın. İnansızlar kesinlikle hayasız olur. Bunu hiç unutmayın. Çünkü haya çok zarif bir şeydir. Tam bir gömlektir. Gönlün üzerine geçmiş bir gömlektir. Ona lekeler sürülebilir. Ki işte kan lekesi dediği ayet-i kerimenin odur. Haya gömleğinde lekeler olabilir. Kan lekesi olabilir. Ama şeytan tırnağı olamaz. Şeytan tırnağı haya gömleğine geçmez. Bu ayet-i kerimenin emrettiği çok ilahi bir mucizedir. Eğer bir insandan evladınızdan, kardeşinizden, yakınlarınızdan ileride bir kötülük zuhur etmesin diyor isek, haya gömleğini hiç çıkarmamalıyız üzerinde. Haya gömleğini hiç çıkarmamalıyız. Haya gömleği kaldırmadıkça şeytan tırnağını geçiremez. Velev ki gölgeleri düşse, kan lekesi gibi şeytanın da lekeleri düşer gömleğin üzerine ama tırnağı geçmez. Efendimizin veda hattında emir buyurduğu hikmetli sözlerden en önemlilerinden bir tanesi şeytanla mümin arasındaki münasebete dair söylediği cümledir. Ey müminler! Şeytan size istediğini yaptıramayacak. Yani sizin imanınızı son nefeste veya hayattayken teslim alamaz. Bu İslam imanının bir garantisidir, bir müjdesidir. Ama zaman zaman tesiri de olacaktır. O tesirinden meydana gelecek iktizai beşeriyet, kulluk gereği bir takım hatalar işlerseniz, tövbe istiğfar ederseniz, Yusuf'un gömleğindeki kan lekeleri gibi de yıkanır geçer. Ama yırtık olmayacak ayağınızı terk etmedikçe. Sûre-i Yusuf'un gömleği dolayısıyla haya bilmediğimiz uzun müddet bazı manevi değerler var ki unuttuk gitti manevi değerler. Bunlardan bir tanesi hayadır. Biz hayayı sanırız ki namus. Hayır. Haya namustan daha ötede, daha kıymetli bir haysiyet meselesi. Kendisine herhangi bir şekilde istiskal olduğunu, kendisinin bulunduğu bir yerde havaya vesile olduğunu anladığı an, orada onun saatine 5 altın verseniz haya sahibi oturur. Haya sahibine en ufak bir imada bulunursanız derhal kalkar diğer orada. Çünkü
Haya, Yusuf'un gömleği, ileride kör gözleri açacak. Bak unutmayınız, ileride Yakup'un gömleği, Yusuf gömleğini alın bunu babama götürün dediği, gönderdiği gömlek yine bir haya gömleğidir. Yakup'un kör olmuş gözünü açacak. Demek ki bir müminin gönülden gelen en büyük müjdecisi haya gömleğidir. Buraya tekrar ileride döneceğim. Şimdi gönlün bu hastaları dolayısıyla, yani dikkat ederseniz Yusuf'u anlatırken Allah hep hadisatı en iyi yorumlayan, rüyaları en iyi yorumlayan. Burada dikkat ederseniz gayb vardır, gayb. Yani bilinmezleri anlatan. Bir hadisatın görüntüsü vardır. Şurada şu kaza olmuştur, şu olmuştur, şu kalkmıştır, benzini bitmiştir, rotu çıkmıştır. Bu görüntüsüdür, bunu herkes bilir. Bu beyin ve akılladır. Ama oraya gelen bir adam der ki, bu arabanın içerisinde bir adam vardı, o bir yere haber götürüyordu. Çok kötü bir iş yapacaktı, götürdüğü haberle bir ailenin yuvası yıkılacaktı. Bana göre bu kaza ondan oldu. Nasıl bilir bunu? Gayiptir bu. Bilinmezi bilir. Onun için o kazayı en iyi yorumlayan oluyor. Demek ki gönlün en büyük özelliği bilinmezi bilmesidir. Bilinmezi Allah bilir. Ama mümin de bilir. Efendimiz buyuruyor ki müminin ferasetinden korkun diyor. Müminin ferasetinden korkun diyor. Bu feraset belli ölçülerde arttığı zaman keramet olur. Bu feraset belli ölçüleri aştığı zaman mucize olur. Gerçi mucize peygamberin yaptığını Allah'ın yaptığına denir. Keramet velinin yaptığına denir ama bunların hepsinin aslı ferasetten başlar. Gönülden alınan mesajların gönül kanalıyla yine anlatılmasına gider. Binaenine Hazreti Yusuf'un kıssasını biz gönlü kaybetmeyin derken lanet daim bir olay söylemiyor. Gönül demin söylediğim gibi evvela sezgi, sonra feraset, sonra keramet, sonra mucizelere gebe bir sistemdir. Nitekim Hazreti Yusuf bütün dünya kıtlıktan kırılırken Mısır'ı zengin müreffeh bir ülke haline getirdi. O da kerameti aşıp bir mucizeye kadar götürmüş. Demek ki gönül deyip de ne olacak efendim Yusuf'umuz kuyuya düştüyse bizim, ben de hep söylüyorum gönül Yusuf'unuzu kuyuya düşürmedi. Düştüyse düştü değil işte. Gönül Yusuf'un kuyuya düştü de kervancı da gelmedi öldüyse yattın. Yazık oldu sana. Hiçbir şekilde sen artık duyguyla, ferasetle ilgini kesildin. Halbuki Harkanet Efendimiz hep müminden bahsederken gönül kanalıyla olan irtibatını ikide bir dile getirmiştir. Mesela her zaman konuşuyoruz. Aç komşusu varken karnını doyuran mümin değildir diyoruz. Üç kapı, beş kapı, yedi kapı ötede bir komşum açlıktan ölürse sen mümin değilsin diyoruz. Bunların hepsinin karşılığında bir cevap gelebilir. Ya kardeşim ben ne bileyim bütün mahallede kim aç kim tok. Ben her işimi gücüm bıraksam hele büyük bir şehri düşünün acı toku ne bileyim. Nüfus memuru gibi peşinde mi düşeceğim? Ben bu akşam yemek yiyeceğim. Ne? Bunun bana helal olması için mahalle mahalle dolaşacağım. Ne hali? Acımız sorunuz var mı? Olacak mı? Ama Efendimiz öyle söylemiyor. Sordukları zaman. E peki nasıl bileceğiz zaman? Sakın ha diyor. Bir daha duymayın bu lafı diyor. Nasıl bileceğiz? Lafını duymayın diyor. Niye? Mümin faris olur.
gönlünde çakar. Bir müminin açsa gönlünde burada çakar. İşte bu Yusuf'tandır. Gönül Yusuf'undandır. Sen kuyuya sarkıttın, haberin yok tabii. Ölenden haberin yok, kalandan haberin yok. Açtan haberin yok, toktan haberin yok. Efendimiz diyor ki, bir mümin dünyasını değiştiği zaman cenaze namazı bütün müminlere farzdır. Ama farz-ı kifayedir. Biriniz kılarsanız ötekilerinde üstünden yükü kaldırırsınız. Bunu söyleyince biz zannediyoruz ki bizim mahalledeki cenazeye ait zannediyoruz. Bütün yeryüzündeki cenazeye dahildir bu hüküm. Sudan'da bir mümin öldü mü tamam namazı kılmıyorsa mesele yok. Kılınmıyorsa bize de yazılıyor. Efendim ne bileyim diyor o kazın ayağına. Bir mümin dünya değişecek, senin burası tık demeyecek diyor. Ne oldu gönül Yusuf'una?